Seans ortasında merhaba, ben Reyhan Baysan. Gün ortasında piyasa gelişmelerine şöyle bir bakalım. Az sonra sermaye piyasaları danışmanı Yunus Kaya bizimle birlikte olacak. Ama öncesinde şöyle bir rakamları hatırlayalım. Gün içerisinde nasıl bir tablo var diye bakarsak. Borsada çok yatay bir hareket olduğunu görüyoruz. 11 bin puanın altına geriledik dün kapanış itibariyle ve 10.000'de 8'lik bir değişimle 10.983 seviyesinden şu an itibariyle işlemler geçiyor. 57 hissede yukarı yönlü bir hareket gözlemlenirken 43 hissede aşağı yönlü bir tablo var. Ama puan bazlı katkılarda da çok böyle sınırlı katkılar oluşturduğunu gösteriyor bize. Birinci sırada TAV Havalimanları yer alırken ikinci sırada Migros var. Kocaer Çelik Sanayi üçüncü sırada yer alıyor. Ve puan bazlı negatif katkılara baktığımız zaman birinci sırada Akbank, Aksa ve AG Anadolu grubu olarak devam ediyor. Şöyle bir tablo bizi karşılıyor şu saatlerde. Ve tabii bankacılıktaki hareketlere baktığımız zaman günlük olarak %0,74'lük aşağı yönlü bir hareket olduğunu görmek mümkün oluyor. Sınav endeks tarafındaki kayıp da %0,28 civarında. Devam edelim para piyasalarına bakalım. Dolar TL tarafında 33.04, Euro TL'de 35.97 seviyesi karşımıza çıkarken Euro Dolar paritesi 1.0852 seviyelerinden geçiyor şu an itibariyle. Dolar endeks tarafına baktığımız zaman orada da bir miktar aşağı yönlü hareket olduğunu görmek mümkün. Bakalım burada nasıl bir süreç bizi karşılayacak ama ABD borsalarında çok sert hareketler oldu kapanışlarda. Dün itibariyle Nasdaq'tan 1 trilyon dolar değerinde çıkışlar gerçekleştiğini gördük. Aralık 2022'den bu yana en kötü gün geride kaldı. Şöyle bir yurt dışı borsalarına da hızlıca bakabilirsek oradaki tablolarda örneğin şu anda vadeli işlemler yeniden olumsuz bir açılışa işaret ediyor. Bir rotasyondan bahsediyoruz. Biraz daha küçük ölçekli şirketlere daha fazla giriş, teknolojiden çıkış hikayesi kendini gösteriyor ve uzmanlar bunu ABD'de teknoloji öncülüğünde o yaşanan yükselişlerin tersine dönmesini bir miktar düzeltme olarak yorumluyor. Avrupa borsalarına bakarsak orada nasıl bir tablo var diye kırmızı bir tablo bizi karşılıyor. Ve İtalya'da, Paris'te yani Fransa'da ve Almanya'da %2'ye varan ve %2'ye aşan düşüşler hakim. Londra biraz daha kırmızı olmasına rağmen %1'e yaklaşıyor şu an orada işlemler. Ve tabii biraz moraller bozuk gibi Avrupa borsalarında baktığımız zaman geçtiğimiz haftadan bu yana orada da yine sert düşüşler dikkatleri çekiyor. Devam edelim şimdi. Özellikle emtia piyasasına baktığımız zaman 2374 dolardan geçiyor. Spot altının %1 civarında bir geri çekilme var. Gram altında 2522 lirayı görüyoruz. Bitcoin 64.000 doların üzerinde ve her iki tip petrolde de %1,5 aşan hatta %2'ye yaklaşan geri çekilmeler dikkatleri çekiyor. Yeni burada haftanın sonuna doğru yaklaşırken. Evet, piyasalara şöyle bir baktık, rakamları hatırladık. Sermaye piyasaları danışmanı Yunus Kaya şimdi bizimle beraber. Yunus Bey, merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Şimdi öncelikle bir genel değerlendirmeyle başlayalım. 11 bin puanın altına geriledik. Bu önümüzdeki birkaç gün için, birkaç hafta için ne ifade ediyor acaba? Nasıl bir seviyeydi 11 bin seviyesi, onun altındaki kapanış ve şu anda gördüğümüz yataylık acaba hem haftanın geri kalanı için hem de önümüzdeki günler için nelerin sinyalini veriyor sizce? Borsa İstanbul'da yılın ilk yarısı çok iyiydi. Mayıs ayına kadar rekorları tazelemiştik. Mayıs'ın ortasında hatta 11.088 ile zirveyi görmüştük. Sonrasında geri çekilmeyle 10.000'e kadar düzeltme geldi. Sonrasında tekrar yeni bir atakla beraber 11.250'ye kadar geldik. Şu anda bulunduğumuz noktalar önceki Mayıs ayındaki gördüğümüz zirvelerin seviyeleri. Oralarda dolanıyoruz. Hafta başından beri bir satış var. Yabancının sattığını gözlemliyoruz. Bugün işte 4 gündür satışı izliyoruz. Hafta sonu Moody's'in not artışı geldi 2 kademe. Normalde beklenti iyimserliğin artması yönünde olması lazımdı ama yabancının bunu kar satışı olarak değerlendirdiğini, fırsat olarak değerlendirdiğini izledik. 11 bin üzerinde tutunamadığını gözlemledik. Bir miktar düzeltmenin devam etmesi muhtemel gözüküyor. Bu sefer 10 bine kadar sarkma olur mu izleyeceğiz ama görünen o ki 10.800 seviyeleri destek. Oralarda bir tutunma izleyeceğiz. Bu sefer bir de üstüne yurt dışından negatif katkı geliyor. Uzun zamandır iyi giden, rekor kıran işte Japonya, Amerika borsalarında kar satışı olarak değerlendirildi bu hafta.
Nikkei %5 düştü. O da hafta başından beri. Standard & Poor's da dün ciddi değer kayıpları gözüktü Nasdaq'ta. Onların da negatif etkileriyle bugün dünya çapında bir satıcılı dalga var. BIST 100 endeksinde sanayi endeksi olsun, sanayi şirketleri olsun, BIST 100'ün dışındaki küçük şirketler olsun. Onlar hafta başından beri tutunuyorlar. Ara ara hatta hafif artı yapıyorlar ama bankacılık endeksi hafta başından beri %5 düşerek yurt dışı piyasalara paralel bir seyir izledi. Zaten bunda da yabancı çıkış etkili oluyor. Yabancı neredeydi zaten? Bildiğimiz kadarıyla BIST 30 endeks ağırlığındaydı. Yabancının borsadaki parasının %70'e yakını BIST 30 hisselerinde. Dolayısıyla BIST 30'dan satış olduğunda, daha fazla satış gözüktüğünde anlıyoruz ki yabancı da buradan çıkıyor. O yüzden şu an itibariyle yabancının sattığı bir haftada endeks üzerinde ağırlığı olan bankaların ve diğer BIST 30 hisselerinin satış yediğini ama küçük hisselerin tutunduğu bir günler geçiriyoruz. Evet, peki bu önümüzdeki dönemde mesela bu işte bankacılıktaki geri çekilmeye dikkat çektiniz. Yeniden hani her düşüş bir alım fırsatı olarak görülebilir mi? Nasıl bir strateji belirlemekte fayda var sizce yılın geri kalanı için? Şimdi ikinci çeyrek bilanço dönemine girdik ve bankacılıkla ilgili gelen raporların tamamında geçen yıla göre ve bu yıla göre bir miktar kötümserlik hakim. Özellikle ilk çeyreğe göre geri çekilme hepsinde bekleniyor. Bir TSKB'de artış bekleniyor karlılıkta. Ve işte yabancıların raporlarında dikkat çektiği üzere ikinci çeyrek bankacılık sektörünün 2024 yılındaki en kötü çeyreği olarak kayıtlara geçecek gibi duruyor temel olarak. O yüzden şu anda bankacılığın yılbaşından beri ciddi prim yaptığını, mesela Garanti Bankası %100'den fazla değer kazanmıştı. Bir kar satışı yemesini makul karşılamak lazım. Çünkü burada zaten yabancının para girişinin ağırlıklı olarak olduğu hisselerde yine yabancının çıkış yaşadığı dönemde onun da geri çekilmesi normal. Küçük yatırımcı veya kurumsal yatırımcıların ise bu süreçte diğer hisselerle bunun telafi ettiğini gözlemliyoruz. Hatta endeksin bile, BIST 100 endeksinin bile bu sayede çok da hasar almadan bu süreci rekor seviyelerinde tutunmakla sürdürdüğünü gözlemliyoruz. Demek ki bir hisse seçiciliği, sektör seçiciliği şu anda gündemde, bu şekilde ilerliyoruz. Evet, peki hani fırsatlar nerede diye biraz daha açarsak, hani seçicilik var dediniz ki seçici olmak da her zaman çok kolay olamıyor. Hem hisse bazlı olarak hem sektör olarak. Dolayısıyla hani fırsatları ararken yatırımcılar nelere dikkat etmeli sizce? Şu anda yılın ilk yarısında geride kalan sektörlerin atak yaptığını gözlemliyoruz. Demek ki kar satışı yapan fonlar, büyük yatırımcılar, yabancılar geride kalan hisselerde, sektörlerde ataktalar. Örnek vermek gerekirse taş toprak sektörü, inşaat sektörü, madencilik sektörü, elektrik sektörü hafta başından beri %3 civarında değer kazanmış durumda. Buraya doğru bir yöneliş olduğunu izliyoruz ki yılın ilk yarısı için bunlar bayağı geride kalan sektörler arasında yer alıyordu. Zaten diğer sektörlerde de hafif hafif toparlanma emareleri var. Ama şu anda içinden geçtiğimiz dönem teknik olarak baktığımız zaman borsada risk iştahının azaldığı bir dönem. Tekrardan iştahın artması için, genele yayılması için bu dalganın 11.150-11.100'ün üzerine doğru tekrar çıkmamız gerekir ki bu da bir miktar yabancısız olacaksak, yani yabancının satışlarının devam ettiği bir dönemde yerli için zor olacaktır. Bir miktar daha gecikebilir yeni rekorlar. Ama tekrar yabancı önümüzdeki günlerde harekete geçerse, alımlarını arttırırsa piyasa için pozitif olabilir, daha hızlı olabilir. Peki burada risk iştahının düşük olduğuna vurgu yaptınız. Risk iştahının yeniden yükselmesi için önümüzdeki dönemde olabilecek katalizörler ne olabilir? Çünkü şimdi hani Moody's'i bekliyorduk. Oradan da yine beklentiler dahilinde bir not artışı geldi. Yani burada hikaye arayışı dediğimiz zaman hangi hikayeler biraz daha bizim risk iştahımızı arttırıcı rol oynayabilir sizce? Hikayelerde ana unsur burada yabancının ilgisi. Türkiye uzun yıllar yabancının kaçtığı bir ülkeydi. Yabancının geri dönüşünün yaşanmaya başladığı bir yıl yaşıyoruz. Bunun temel olarak da hükümet tarafından ve maliye politikalarındaki düzeltmeyle, Merkez Bankası'nın hamleleriyle direkt ilişkisi var. Bu sayede Türkiye'nin risk primindeki düşüş, borçlanma maliyetindeki azalış, borçlanmadaki kolaylık, rezervlerdeki artış, hepsi üst üste geldiği zaman not artışı da beraberinde geldi. Yani sadece son 4 ayda 3 farklı şirket tarafından Türkiye'nin notu arttırıldı. Bu sayede Türkiye en az 10 ülkeyi geride bırakarak 102. sıradaydı dünya
kredi notu sıralamasına göre 88. sıraya kadar yükseldi. Eylül ayında ve Kasım ayının başında yeni not artışları gündeme gelecekti. Biz bir 5-10 ülkeyi daha geride bırakarak 82. sıraya doğru çıkacağız gibi gözüküyor. Bunlar yurt dışından Türkiye'ye para girişinde devam edeceğinin sinyalleri olacaktır. Önümüzdeki dönemde bu para girişinin sürmesi için sadece sıcak para olarak değil, doğrudan yatırımları da pozitif etkileyecektir. Ama şu anda kısa vadede borsadan bir düzeltmeden çıkışlarını izliyoruz yabancıların. Sabit sermaye dediğimiz yatırımlar, haberler gelse bile en azından borsaya, hisse senedine, yani Türkiye'nin ağırlıklı büyük şirketlerinin yatırım için bir miktar çekingen davrandıklarını izliyoruz. Burada da yurt dışı piyasalardaki bozulma emareleri burada etkili olabilir. Fed'in faiz indirimini arttıracağı beklentisi son birkaç gündür ciddi boyutta artmış durumda. Yani bir faiz indirim beklenirken şimdi 3 faiz indirim beklentisi bir anda piyasalarda rölanti boyutunu aşmış, daha da satışları arttırmış gibi gözüküyor. Teknoloji şirketlerinde beklentilerin altında kalabilecek kar baskısı, ki orada da ikinci çeyrek sezonu devam ediyor bilançolarda. Önümüzdeki dönemde hele Nvidia'da beklentilerden daha da kötü gelirse piyasalar daha da bozulacaktır. Onun dünya çapında yansımalar olacaktır. Türkiye borsası yılın ilk yarısında rekor kırarken yurt dışında, Avrupa'da, Amerika'da da borsalar rekor kırıyordu. Dolayısıyla doğrudan bir korelasyonumuz söz konusu. Oranın etkisi, yurt içinin etkisi o yüzden eşit bir şekilde ağırlıklı diyebiliriz. Evet, bir de makro göstergelere bakalım dilerseniz. Orada da çünkü bizim Merkez Bankası'nın az önce sizin de dikkat çekmiş olduğunuz üzere hani yeni ekonomi politikaları çerçevesinde, gerçi hani bir yıldır bir sıkılaşma süreci var ama hani biraz kendini gösterir nitelikte olduğu, işte reel kesim tarafına baktığımız zaman, tüketici ön endekslerine baktığımız zaman bu sıkılaşmanın etkisini görüyoruz. Burada nasıl bir bağlantı var acaba? Makro göstergeler ve endeks dersek acaba orada mesela ayrışan sektörler hangileri olabilir? Hem iyi hem de olumsuz anlamda. Yani burada şu anda tüm gözler aslında faiz indiriminin ne zaman başlayacağına odaklanmış durumda. Amerika için de bu geçerliydi. Amerika'da Standard & Poor's endeksi 4800'de rekor kırdıktan sonra 3800'e kadar geri çekilmişti. Yani 1,5-2 yıl sonra tekrardan bu senenin başlarında rekorunu yenileyebildi. Niye? Fed faiz indirimine ne zaman başlayacak? Başlama beklentisi arttıkça orada da yeni rekorlar gelmişti. Şimdi bizde de %50 seviyesindeki faizin ne zaman ineceğine dair beklentiler önemli olmaya başladı. İndirim beklentisi arttıkça piyasalarında iyimserliğinin artmasını bekleyebiliriz. Bu da bize sonbaharı işaret ediyor. Dolayısıyla bu önümüzdeki 1-2 ay, 3 ay ana beklenti olarak çok etkili olmayacaktır. Ama gelecek datalar, ki burada en önemlisi bizde Türkiye'de enflasyon, hani Amerika'da işsizlik de burada önemli bir gösterge. Çünkü Amerika'da 3 yıllık projeksiyonda Fed'in ben %2 civarında büyümeyi sürdürürüm, İşsizlik de 4.1'i geçmez, enflasyon ise 2016'nın sonunda %2'ye iner bir beklentisi var Fed'in projeksiyonunda. Orada mesela önümüzdeki dönemde 4.2-4.3'e sıçrayacak bir işsizlik oranı piyasalarda, yani iyimserlikten belki korkuya bile yol açabilir kısa vadede. Bu datalar bizde o kadar önemli değil. Bizde önemli olan TÜFE. TÜFE %38 Merkez Bankası beklentisine ne kadar yaklaşırsa piyasada iyimserlik o kadar artacaktır. Ama diğer taraftan Türkiye'deki yurt içi tüketimin daraldığını, reel sektörün daha da zorlanacağı bir çeyreğe girdiğimizde bilmek lazım. Merkez Bankası öngörüsü çıktı açığına baktığımız zaman en zorlanacak çeyrek 3. çeyrek olarak gözüküyor. 4. çeyrekten itibaren toparlanma gelecek gibi duruyor. Borsada da hani 6 ay öncesini fiyatla, 6 ay sonrasını fiyatladığını düşünürsek ortalama olarak bizde yine sonbaharı işaret ediyor. Sonbahardan sonra daha iyi günler görebiliriz endekslerde. Evet, bakalım, takip edeceğiz bu gelişmeleri de. Çok çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgiler için. Sermaye Piyasaları Danışmanı Yunus Kaya konuğumuzdu. Şimdi Euro bölgesinin enflasyonuna, ekonomisine dair bir değerleme var. Bir mülakat gerçekleştirdi Ceren Dilekçi Köseoğlu, Oxford Economics ekonomisti Thomas Dvorak'la beraber. Euro bölgesinin sanayi tarafında zayıf seyrin devam edeceğini, bu yılın sonuna kadar özellikle Almanya'da iyileşme beklemediklerini belirtti. Bu mülakatla, söyleşiyle biz programımızı seans ortasını noktalayalım. Yeniden görüşmek üzere. Euro bölgesinde büyüme beklentilerini konuşacağız. Konuğumuz Oxford Economics ekonomisti Thomas Dvorak. Merhabalar Sayın Dvorak. Çok teşekkürler bugün bize katıldığınız için. Çok teşekkürler beni davet ettiğiniz için.
Evet, şu anda hala Euro bölgesi ekonomilerinde, özellikle de Almanya'da yavaş bir büyüme var. Siz öngörülerinizi paylaştığınız son raporunuzda orta ve kısa vadeli beklentiniz nasıl acaba Orta Avrupa, Doğu Avrupa ülkeleriyle alakalı olarak? Evet, sizin de söylediğiniz gibi özellikle Merkez Avrupa ülkeleri ve Doğu Avrupa ülkeleri genel olarak Almanya'ya bağlı tedarik zincirlerinde ve Almanya çok iyi durmuyor, çok iyi bir iş çıkarmıyor ekonomi olarak ve bu yılın sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Aynı zamanda iç talep tarafında bir miktar daha iyileşme olduğunu görüyoruz ama tam olarak Euro bölgesinde bir iyileşme olmadığı takdirde sanayi tarafında çok bir iyileşme beklemiyoruz. Orta ve uzun vadeye baktığımız zaman raporda şunu söylemiştik. Bu aslında biraz hem zorluklar hem de fırsatlar var Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri için. Ve Doğu Avrupa tarafında hem daha fazla kazanabilecek ülkeler olabilir hem de daha fazla burada kaybedebilirler. Yani hem kazananlar hem kaybeden orada olabilir. Ve son dönemde enerji sektörü çok önemli bir büyüme tarafıydı. Ancak buradan biraz soyutlanma olduğunu görmek mümkün oldu. Ancak sonrasında biraz üretimde otomasyona dönüşmeyle beraber daha düşük bir istihdam görünümü söz konusu. Dolayısıyla burada biraz daha yakın coğrafyayla yapılan ticari ilişkilerin de güçlendiğini görüyoruz. Ve burada da Merkez ve Doğu Avrupa ülkeleri, özellikle Batı Avrupa ülkeleri için daha yakın coğrafyalara gelip pandemi sonrasında olduğu gibi bu durumun daha fazla arttığını görmek mümkün olabilir. Peki hangi ülkeler daha iyi ve aynı zamanda Doğu Avrupa ülkelerinin üretimini Batı Avrupa ülkelerinin üretimiyle nasıl kıyaslardınız? Evet, Polonya ve Romanya şu an itibariyle biraz daha önde gidiyor ve gerçekten de ikisi de çok etkileyici ekonomik büyüme kaydetti. Son 3-4 yılda çok büyük zorluklara rağmen bunu yaptılar ve bunun devam etmesini bekliyoruz. Aynı zamanda bir şekilde orta vadede hangi ülkeler daha iyi gidecek? İşte bu biraz aslında bu ülkelerin dönüşümüne de nasıl bir rol oynamak istediklerine göre de değişecek. Son dönemde Avrupa Parlamentosu'nda özellikle Doğu Avrupa ülkelerinden yeni yeşil dönüşüme ve yenilenebilir enerji politikalarına dair biraz daha itiraz olduğunu görmek mümkün oluyor ama bence Polonya çok iyi gidiyor ve gerçekten de şimdiye kadar son yıllarda da çok iyi bir iş çıkardı. Mali politikasını çok aktif kullanıyor ve Romanya'da da aynı durum var. Dolayısıyla burada çok mali politikalarını iyi kullanmayan ülkeler biraz daha yapışkan enflasyonla ve yüksek faizle karşı karşıya. Ama politika tarafına baktığımız zaman iyi bir denge olduğunu da görüyoruz. Yani bu Doğu Avrupa ülkelerin Batı Avrupa'ya olan ticaretlerinde de bir dengelenme var. Ve bence burada adım adım bir şekilde onların Batı Avrupalı şirketlere yaklaşımı devam edecek. Ve dolayısıyla biz üretimdeki artışın biraz daha arttığını takip edeceğiz. Ama hala burada katma değerli ürün üretimi konusunda biraz daha aslında Eurozone'a, Euro bölgesine kıyasladığımız zaman daha gerisinde kaldığını görüyoruz. Ama burada yine de özellikle üretim sektöründe yapay zekanın etkisiyle beraber ki çok büyük bir hız kazandıracağını düşünüyoruz. Eğer iyi başa çıkılabilirse, iyi kullanılırsa ve bu da tabii ki merkez ve Doğu Avrupa ülkeleri için biraz daha iyi olacak. Hollanda, Çek ve o gibi ülkeler için önemli olabilir ve Almanya'da ve Fransa'da yapılan bazen üretimlerin biraz daha diğer ülkelere ve direkt olarak son üretim tarafının da bu ülkelerde gerçekleşebileceğine dair beklentimiz var. Ve bu da tabii ki çok büyük bir üretim büyümesini gerçekleştirecek ve hala Batı ve Doğu Avrupa ülkeleri arasındaki o
ayrımı bir noktada azaltacak gibi geliyor. Euro bölgesi için büyüme beklentilerinizi de merak ediyorum. Acaba ikinci çeyrek ve tabii ki bu yılın sonu için beklentileriniz nedir? Evet, ikinci çeyrekte yine birinci çeyreğe bağlı gibi bir şekilde yavaş bir büyüme beklediğimizi söyleyebilirim. Aynı zamanda sanayi sektörü çok bir büyüme kaydetmiyor ve genel büyümede de bir yavaşlama var. Ve burada çok yavaş bir şekilde genel olarak biz %1'in üzerinde olmamasını bekliyoruz. Yani belki %0.7 seviyesinde olabilir. Ama Avrupa Merkez Bankası diğer taraftan çok iyimser gibi duruyor. Özellikle kendi başına büyümenin faiz indirmeden devam edebileceği konusunda. Ve bu da pek çok aslında Avrupa ülkesinin daha fazla mali sıkılaştırmaya gittiğini görüyoruz. Yani ben şunu söyleyebilirim. Şu an itibariyle aşağı yönlü bir büyüme var. Ve Avrupa Merkez Bankası'nın bir baskı altında kaldığını söyleyebiliriz faiz indirimleri konusunda gelecek dönemde.